Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları. 2020 yılı Gelir ve Giderleri Denetleme Komisyonu İYİ Parti üyeleri olarak elde ettiğimiz bilgileri sizlerle paylaşmak istedik. Denetleme sonuç sunumunu 3 konu başlığında toparladık arkadaşlar. Birincisi banka kredileri doğrudan temin, üçüncüsü icra konuyu. 1. Banka kredileri. 2019 yılında devlet bankalarında çekilen kredilerin bir kısmını 6 ay öteleme, bir kısmını da yapılandırma yoluna gidilmişti. 2020 yılında da pandemi döneminde bir kısmını yine öteleme, bir kısmını yine yapılandırma yolu seçilerek ötelediniz. Ötelenen ve yeniden yapılandıran kredilerin ana para toplamı 210 milyon lira. Geri ödeme tutarı ise 281 milyon lira. Yani 70 milyon liraya yakın bir yük. Banka kredileri öteleyerek, yapılandırarak bütçe denkleştirilmeye çalışılmış. 2020 yılı için 27 milyon 222 bin TL fazla verildiği ifade edilmiş. Bu fazlalık kredilerin yapılandırılmasından ve ötelenmesinden kaynaklanmaktadır. 2019 yılında kayıtlı borç 580 milyon iken 2020 yılında 553 milyon lira olmuş. Biraz önce Denetleme Komisyonu Başkanımız da açıkladı. 26 milyon lira borcumuz azalmış. Bu da şunu gösteriyor. Her yıl 555 milyon lira kalan borcumuzdan 26 milyon lira ödeyerek gidersek inşallah 20 yılda belediyemizin borcunu bitireceğiz. İkinci konumuz doğrudan teminler. Geçen yılki denetlemede doğrudan teminlerle ilgili tespitlerimizi dile getirmiştik burada. Sizler de destek hizmetleri birimi kurularak bu sorunun giderileceğini ifade ettiniz. Bu yılki denetlemede gördük ki değişen bir şey yok. Birkaç tane örneği sizle paylaşalım. A. Temizlik malzeme alımları her birim kendi alımını yapmış, tam bir fiyaskoya dönüşmüştür. Fiyat farklılıkları, alımların %90'ı 3 firmadan alınması, alım yapılan firmaların yan teklifleri ise tabiri caizse evlere şöyledik. B. Örneklerimiz devam ediyor. Çikolata alımında yan teklif pirinççiden alınmış, iştiraklerin et alımların %95'i aynı kasaptan alınmış, hırdavat alımları, belediye araçlarının yedek parça, lastik gibi malzemelerin alımları belirli firmalarda yoğunlaşmış. Doğrudan teminlerde fiyat farklılıklarını bir tane örnek verecek olursak, iştiraklerimiz bir firmadan geçen sene Şubat ayında 58 TL'den kilogramı sucuk almış. Şubat ayında başka bir firmadan aynı ay içinde, hani enflasyon farkını belki 3-5 ay olarak düşünebiliriz. Aynı ay içinden başka bir firmadan 39,5 liradan almışız. Kilogram farkı aynı ay içinde 18 TL. Aynı firma 33 lira 45 kuruşta bize tahin vermiş. Aynı ay içinde başka bir kurumdan tahin alınırken yan teklif vermiş o 33 lira 45 kuruştan satan firma. Yan teklifinde ise 24 lira 80 kuruş vermiş. C. Belediye her ay düzenli olarak binlerce gazete alındığı, bu gazetelerin sadece 3 medya grubuna ait olduğu faturalarda görülmüştür. Bu gazeteler belediye bina girişi önündeki masaya günlük yüzlerce konularak dağıtılıyor. Halka hizmet edilmek isteniyorsa ulusal medyaya ait 5-6 gazete, 1-2 tane de yerel gazete konulursa daha hoş ve güzel olur kanaatindeyiz. Sadece 2 medya kuruluşundan her ay binlerce gazete alınıp konulması halk arasında
büyük bir tepki neden olmuştur ve bu tepkiyi de halk bize dile getirmiştir. D. Birkaç alanın ne doğrudan temin yoluyla ne de ihale yolu seçilmeden alım yapıldı, tespit edilmiş, alınan malzemenin piyasa değerinin üzerinde alım yapıldı, kesilen faturalar üzerinde görülmüştür. Doğrudan teminler herkesin kafasına göre alım yapacağı bir yöntem olmadığı, doğrudan teminlerin usus ve esasların olduğu, şartlarının olduğu birimlere ve yetkililere bu konu anlatılarak bir çekidüzen verilmesi gerektiği konusunda İYİ Parti olarak hemfikiriz. Belediye gelirleri fakirin, fukaranın, yetimin, işçinin, emeklinin parası olduğu unutulmamalıdır. Son konumuz icra arkadaşlar. 01.04.2019 tarihinden itibaren belediye hakkında 130 adet icra takibi başlatılmıştır arkadaşlar. Bu icra takiplerin vehametini ortaya koyması bakımından tek bir tane örnek veriyorum. Vekalet ücreti, başvuru ücreti ve tahsil harcı. Sadece bakın, 3 kaleme belediyemizin 1.500.000 lira gibi bir rakam belediyenin sırtına eklik olarak gelmiştir. Bu yıl için icra faizlerinden hiç söz etmiyorum. Sadece masraflara 3.500.000 lira ödendiğine göre ana para ve ödenen icra faizleri aman tanrım. İşin vahameti açısından sadece bir iş faktörünün gibi rakamlarını vereceğim. Belediyemize borcu olan 7.373.000 bir firmanın alacağını temlik etmiş, iş faktörlükte gelmiş, demiş ki 7.373.000 lira borcunuz var. Daha sonra bu icra mahkemesinden bize kaç paraya çıkmış? Okuyorum. Ana para 7.373.000, işlenmiş faiz 309.000 lira, tahsil harcı 417.000 lira, vekalet ücreti 165.000 lira, toplam faiz tekrar 832.000 lira, topladığımızda 7.373.000 lira bize 9.097.000 lira olarak dönmüş. Farkı sizlerle paylaşayım. 1.724 lira. 1.724 belediyenin fazladan cebinden çıkan para. Ha diyeceksiniz ki bu nereden? Önceki yönetimden kalan alacakların bedeli şu anda faizleriyle birlikte belimizi bükmektedir arkadaşlar. Bu vahim icra tablosunu düzeltmek için çalışan başkan yardımcımız Gökhan Bey'e, Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne ve personeline, Mali İşleri Müdürü Önder Bey'e gerçekten teşekkür ediyorum. Nasıl bu faizlerle boğuştuklarını bu denetleme esnasında gördüm. Kendilerine de buradan teşekkür etmeye bir borç biliyorum. Amacım hep eleştirmek değildir. İşini hakkıyla yapmaya çalışan kişilerin de hakkını vermek benim görevimdir. Örneğin belediye işçilerine dağıtılan kanunun hakları olan giysileri imza karşılığında dağıtan belediye birimlerine de teşekkür ediyorum. Olması gereken bu. Verdiği her malzemenin karşılığında kime verdiğine dair imza almış. O birimlere de buradan cani yürekten teşekkür ediyorum. Denetleme süresi içinde bizleri belediyede misafir eden Mali İşleri Müdürümüz Önder Bey'e sabrından ve misafirperverinden dolayı teşekkür ediyorum. Denetleme komisyonu üyeleri ve başkanımız Yusuf Bey'e, Züleyha Hanım'a, İktur Hanım'a, Nurten Hanım'a emeklerinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Son bir rica başkanımdan. Temizlik malzemeleri ve işçilerin kanuni hakkı olan malzeme alımlarında ihale usulünü kullanırsak memnun olacağım. Tekrar saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum efendim.